istiyorum. Mehmet Can Ünlü ligde üst üste Beşiktaş ve Akhisarspor karşısında alınan yenilgiler, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını törpülese de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında gelen galibiyet, Sarı Lacivertli ekibi matematiksel olarak yeniden iddialı bir konuma getirdi. Aykut Kocaman, Malatya deplasmanında da bildiğinden şaşmadı ve yine tatsız bir Fenerbahçe izledik. Ev sahibi ekibin baskılı başladığı karşılaşmada Volkan Demirel çok önemli bir dirençle takımını ayakta tutarken, yine duran toptan gelen bir golle Fenerbahçe öne geçti. Sonrasında ise bildiğimiz, beklediğimiz senaryo, maçın ikinci yarısı ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin yarı sahasında oynandı, topa sahip olan taraf da ev sahibi ekip oldu. Doğru savunma kurgusuna Yeni Malatyaspor'un 3. bölgede yaratıcı bir oyuncu eksikliği çekmesi eklenince, sahadan 3 puana ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Nerede, 3. bölge takımı, Fenerbahçe, ağırlıklı olarak değinmek istediğim konu, Fenerbahçe'nin 2. yarıdaki aciz oyunu. Hatırlayanlar olacaktır, Aykut Kocaman hem sezon başında, hem ligin devre arasında verdiği röportajlarda her fırsatta, defansif oyun kimliğini tamamen reddederek, oyunu 3. bölgede oynayan bir takım yaratmak istediğini söylemişti. Ne hikmetse haftalardır bu söylemlere yönelik en ufak bir emare göremedik. Takımın ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen yitirmesine rağmen yine Matthew Valbuena ve Mehmet Ekici'ye süre vermeyi aklından geçirmeyen bir Aykut Kocaman gördük. Yukarıdaki görsel, maçın ikinci yarısındaki topa sahip olma oranlarını ve aksiyon alanlarını gösteriyor. Daha fazla yoruma gerek var mı? Fenerbahçe kimliğini kaybediyor. Kalan haftalarda Fenerbahçe'nin rakiplerine göre ciddi bir fikstür avantajı var. Ama neredeyse hiçbir maçta rakibine üstünlük kuramayan, duran toplar ve kontrataklar dışında neredeyse bir hücum planı olmayan bu takım için tünelin ucunda ışık görünmüyor. Hesaplara göre kabaca Fenerbahçe'nin kalan 9 haftada en iyimser şartlarda maksimum 5 puan kaybına hakkı var. Bu oyuna, bu zihniyete bakınca, Fenerbahçe kalan 9 haftada en az 7 galibiyet çıkarabilir, demek neredeyse imkansız. Fenerbahçe, büyük takım, olgusunu yitiriyor, kimliğini yitiriyor, şampiyonluk hedefleyen bir takımın oyunu bu olamaz, olmamalı. Anadolu takımları karşısında bile skoru bulunca kapanıp kontrataklarla gol arayan, Fenerbahçe'nin bu sezonu bu şekilde devam ederek bir şekilde şampiyonlukla tamamlaması büyük bir mucize, benim bildiğim futbolun doğrularını ise ihanet olur.